Gün Olur programında bugün misafirlikteyiz. Misafiri olduğumuz yerde ben açıkçası kendimi bir müzede gibi hissediyorum. Çevremizde kitaplar, çevremizde tablolar. Bir an içime öyle bir duygu geldi ki ev sahibesiyle de paylaştım. Bir an kendimi Sabahattin Ali'nin evinde miyim diye hissettim. Ama biz Sabahattin Ali'nin kızının ve değerli sanatçı Filiz Ali'nin evindeyiz. Size programımıza hoş geldiniz diyeceğim. Ben de size geldim aslında. Belki çok bir anda da hoş bulduk da diyebilirim. Siz hoş geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Katılmayı kabul ettiğiniz için de sağ olun. Rica ederim. Şimdi Sabahattin Ali'den başlamak istiyorum. Öncelikle ben sizin Hrant Dink ile ilgili yaptığınız konuşmaya bakmıştım. Çok duygulu, çok hoş bir konuşmaydı. Türkiye bu trajik yaralardan kurtulamıyor. Nispeten yakın bir dönem sayılabilir Hrant Dink yarası ama sizin yaranız çok daha eski ama unutulmayacak bir yara. Herhalde Sabahattin Ali'nin çocuğu olmak, kızı olmakta apayrı bir duygu ve bu duyguyla herhalde bütün ömrünüzü geçiriyorsunuz. Nasıl bir duygu? Babanız sizin hayatınız her ne kadar 11 yaşına kadar değil mi hatıralarınız? Nasıl bir duyguyla yaşıyorsunuz? Bunu bir merak ediyorum. Sonra onun eserlerine ve daha sonra kitaplarına geçelim. Babamla birlikte yaşadığım 11 yılın babam öldükten sonra tekrar tekrar yaşadım ben. Daha doğrusu yaşattım. Ağlarım da bak söyleyeyim onu. Çok fotoğraf vardı tabii ki. O albümlere bakarak, fotoğraflara bakarak yaşadım. O yüzden yani hiçbir zaman babam öldü diye düşünemiyorum. Hala da düşünemiyorum. Hı-hı. Bu yani acayip bir ruhsal durum. bu konuda doktora bugüne kadar gitmedim. Bundan sonra da artık çok geç. Yani kabullenememek. Evet. Ölümü şöyle hatta bunu geçenlerde öyle izah etmeye çalıştım. Sofokles'in Antigone'sini bilir misiniz? Evet. Biraz öyle. Evet, ilginç. Bir de 11 yaş tabii o döneme kadar insan nelerden nasıl etkilenir, ne kadar hafıza biriktirebilir, kalanların ne kadarı sizin belleğinizdekilerdir de ne kadarı başka yerlerden okuduklarınız, başkalarının nakli. Siz canlı olarak hatırlıyor musunuz? Bazı anılar çok net belleğinizde yaşıyor mu? Yaşıyor çünkü tabii ki yani sonradan anlatılanlar falan da o hafızanın içerisine giriyor. Ama yaşama nedeni şu, ben... ve annem, biz çekirdek aile, çok birlikte, yani hep birlikteydik. Hı hı. Bu 10 yılın, hadi ben 9 yılını hatırlayayım, ilk 2 yılı hatırlamayayım, onu da fotoğraflardan biliyorum. Çünkü babam doğduğunda, ben doğduğum andan itibaren neredeyse bir belgesel çekmiş. Ve o sürekli, yıllarda, çok uzun bir dönem öncesinden bahsediyoruz. Evet, 1900... Söylemeyeyim. Çıkacak yaşımız Google'a bakıp da bulabilirler. Yani belgesel gibi her an olmasa bile yani her gün mutlaka bir fotoğraf çekilmiş. Evet. Aynı zamanda kendi fotoğraflarını da çekmiş babam. Yani ilk selfie yapan kişi diyebiliriz. Evet. Onun için yani babamla ilgili herhangi bir ne diyeyim, hani hatırlamama duygusu hiçbir zaman olmadı. Evet. Her şeyi hatırlıyorum gibi. Hala da öyle. Evet. Yani siz tabii çok özel bir açıdan görüyorsunuz. Bu bütün yaşamınız boyunca sizle birlikte. Biz okur olarak Türkiye'de yani 3-5 yazar say deseler onları sayıyoruz. Hadi ben neyse ben çok eskilerden de okudum belki yaşım itibariyle ama şimdi bakıyorum... Metrolarda falan da görüyorum. Hı hı. Genç yaşlı ve özellikle gençlerin altını çizeyim. Bu enteresan. Sabahattin Ali'nin kitapları tekrar Kuyucaklı Yusuf, Kürk Mantolu Madonna özellikle bir yayın evinin bir açıklaması vardı. 100'e yakın bir baskıdan, 94 baskıdan falan bahsediyordu. Yapı Kredi yakın zamana kadar onun kitaplarını basma hakkını tek başına elinde tutan. Ama bir yaygınlık var. Bu yaygınlığın nedeni nedir? Sabahattin Ali yeniden mi keşfediliyor? Sabahattin Ali bir kere dili eskimeyen bir yazar. Yani
1948'de ölen bir yazardan bahsediyoruz. Evet. Ve kitaplarının hiçbirisinde, romanlarında ve öykülerinde bugün yazılmış gibi bir dille karşı karşıyayız. Aynı zamanda ben bazen mesela diyorum ki Ayvalık'ta, ya Kuyucaklı Yusuf hala yaşıyoruz ya biz burada diyorum. Mesela. Evet. Yaşıyoruz. Yani değişen bir şey yok Türkiye'de. Babam ne yazmışsa oluyor. Yani şimdi de oluyor. Aşağı yukarı. Birazcık tabii daha değişik ortamlarda oluyor falan. Şimdi bunun mesela gerçekçi yazar olarak bir ara bir kutuya konmuştu babam. Ama mesela başka yazarlarda veyahut eleştirmenlerde hayır aşk romanı yazarıdır Sabahattin Ali falan diye bir başka kutu açmışlardı. Bu da gösteriyor ki yani Sabahattin Ali'yi tek bir kutuya koymak mümkün değil. Kürk Mantolu Madonna'yı okuyan 15-16 yaşındaki bir genç onu bir aşk romanı olarak okuyor ve benim hissettiklerimin hepsini nasıl da yazmış bu adam diyor. Evet. Çünkü kendi dillendiremediği ama hissettiği. Bunu biliyorum çünkü bana gittiğim yerdeki öğrenciler, okullara falan gidiyorum bazen. Oradaki öğrenciler, gençlerden duyduğum için biliyorum. Çok ilginç değil mi? 2019'da yaşıyoruz ve bu satırları 1940'larda falan yazmış yazar. Evet. Bu bütün yazarlara pek onların ulaşamayacağı bir şey. Çok evet. Farklı bir duygu olsa. İşte o yüzden çok satıyor. Evet, evet. Çok enteresan. O yüzden çok satıyor. Şimdi çok satıyor ve bundan sonra daha da çok satacak açıklamalarını sıkça duyuyoruz. Sabahattin Ali kitapları evet. Daha çok satacak. Ama burada bir sorun çıkıyor karşımıza. Telif hakları ile ilgili bir sorun. 70 yıllık sürenin dolması bu beraberinde pek çok şeyleri getiriyor. Ayrıntısı var konunun ama siz bütün bunlara hakimsiniz. 70 yıllık sürenin dolmasından sonra yayın evleri hatta dolmadan önce yapılan hazırlıklarla birlikte bir patlama, Sabahattin Ali kitapları patlaması her yerde ucuz rakamlarla satılacak. Herkes daha fazla okuyacak açıklamalarının arasında biz kaybolduk gittik. Bu iyi bir şey mi? Daha çok Sabahattin Ali mi olacak çevremizde kitaplarıyla birlikte? Yoksa nedir bu işin aslı? Bu telif hakları sorunuyla ilgili bize bir kısaca da olsa bir özet yapar mısınız lütfen? Şöyle bir başlık okudum geçenlerde. Hakikaten tüylerimi ürpertti. Bir yayın evi diyor ki kapitalist sermayenin zincirlerinden kurtuldu Sabahattin Ali diyor. Yani bu ne demektir? Yani demek ki kapitalist sermaye Sabahattin Ali zincirlere vurmuştu ve telifini de kızı Filiz Ali yiyordu. Çünkü böyle tweetler falan da okudum ve müthiş ağrıma giden, müthiş üzüldüğüm şeyler bunlar. O kapitalist sermaye dedikleri bir yayın evi. O yayın evine güvenip yıllarca Sabahattin Ali'yi teslim etmemizin nedenlerinden biri sadece Sabahattin Ali kitaplarını yayınlamadı o yayın evi. Bizim elimizdeki Sabahattin Ali arşivindeki malzemeyi teker teker editöryel bir incelemeden geçirerek A'dan Z'ye Sabahattin Ali kitabı çıktı, babamın mektupları çıktı, hem orijinalleri hem yani işte orijinalleriyle birlikte mektuplar. Ondan sonra Anılar kitabı benim vakti zamanında Atilla Üskrimli ile birlikte çıkardığım Anılar İncelemeler kitabını tekrardan yayınladı. Marco Paşa yayınları yazıları çıktı. Babamın mahkemelerdeki savunmaları çıktı. Yani o yayın evi ile bizim birlikte çalışmamızın Sabahattin Ali'ye çok büyük yararı oldu. İki veya üç kez Sabahattin Ali sergileri yapıldı. Bu sergiler İstanbul'da yapıldı, İzmir'de yapıldı, Ayvalık'ta yapıldı. Ben orada olduğum için. Şimdi bu
telif meselesi serbest kaldıktan sonra bir yani yangından mal kaçırırmış gibi Sabahattin Ali eserlerine saldıran yayıncılar ne yapacaklar? Yani kuş mu konduracaklar Sabahattin Ali'nin eserlerinin üzerine? Şu anda 70 yıl doldu ve isteyen herkes basabiliyor, öyle bir durum evet. var ortada. Evet. Ve aşağı yukarı ben kaçırmış da olabilirim ucunu ama bir 9-10 yayın evi falan çıkarmış galiba hemen. Aa, daha fazla. Daha mı fazla? Daha fazla ben tabii. Ben hepsini izleyemedim demek ki. Şey var mesela bir bu en ucuzcu marketlerinden birinde satılan bir yayın evinin yayınladığı Sabahattin Ali kitapları var. 3,5 lira. Evet, onu duymuştum. 3,5 lira. Evet. Yani 3,5 lira maliyeti bile olmaz o tek bir kitabın. Halka daha çok ulaşacak falan gibi şeylerle savunuyor. Evet, halka daha çok ulaşacak diyor. Korkunç bir kapakla. Kapağın dışında demin şeyden bahsederken siz aklıma geldi de sözünüzü kesmedim. Sabahattin Ali'nin dili bugün de anlaşılır bir dil dediniz ya. Bazıları biz dilini de düzeltiyoruz falan gibi bir şeylere giriyorlar. Ya o bir skandal tabii yani. Çünkü bugüne kadar yayınlanan bütün kitaplarında gerçekten artık kullanılmayan kelimeler vardı ise eğer hepsi mutlaka dipnotlarla açıklanmıştır. Bir yayıncı da diyor ki işte şimdiki dil kurallarına, dil bilgisi kurallarına göre düzelttik. Mesela çırılçıplak o yerine çırçıplak filan gibi. Yani böyle düzeltmeler. Çırılçıplak da hiç anlaşılmıyor tabii. Ha yani bunlar tabii eğer gerçekten Sabahattin Ali'nin dilini düzeltmeye kalkan yayın evi olursa onları takip edeceğiz. Bir dava konusudur. Evet, dilini değiştiremezler. Ben sizi çok okudum. Sosyal medyada verdiğiniz söyleşiler, mülakatlarda bu konu gerçekten sizi çok üzen, çok meşgul eden bir konu. Aynı zamanda bir de yasal bir süreçlerin konusu. Ne talep ediyorsunuz Filiz Hanım? Ne olmalı? Bu kitapları bunlar basmamalı mı? Ya da ne tür bir öneri getiriyorsunuz? Hayır, ben sadece Sabahattin Ali'ye üst düzeyde saygı gösterilmesini istiyorum babam. Kitabın kendisine büyük sevgi ve aşkla bağlı olan bir insandı. Kitabın kalitesine, kitabın kağıdına, kitabın cildine, fonduna dahi. Yani o derece. Çünkü babamın belki de bilmezseniz 3000'in üzerinde kitaptan oluşan çok zengin bir kitaplığı vardı. Ve bunlar Almancaydı genellikle. Türkçe de vardı gayet tabii de. O kitapların arasında gerçekten sırf yani antika değeri olan bir takım kitaplar dahi vardı. Çünkü babamın kitabı olan aşkından ötürü. O yüzden hani eğer çok seviyorsa yayıncılar Sabahattin Ali'yi ve çok okunmasını istiyorlarsa çok kaliteli kitap basmaları lazım. Nasıl sağlayacağız bunu? Bu da 3,5 liraya olmaz gayet tabii. Yani sizin mücadeleniz ne uğruna? Yani özensizliğin, çabuk iş yapmanın ve çok kazanmanın, sürümden kazanmanın vesaire çok yaygın bir trend olduğu ülkede bunu nasıl sağlayacaksınız? Bilmem. Bilmem onu ben sağlayamam gayet tabii artık benim herhangi bir şekilde maalesef sözüm yok. Yani şimdiye kadar ben Sabahattin Ali'yi her yönüyle korumak için benden önce annem ve ben annemden sonra korumak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Yani sürekli takip ettik nerede ne yapılıyor yani hoşa gitmeyen... zevksiz veya yanlış işler yapılıyorsa itiraz ederek ajans da bizimle birlikte tabii çok titiz çalışıyordu o açıdan. Yani işte tiyatro oyunu yapılması veya sinema yapılması konusunda çok titiz davranmıştık. Şimdiden sonra ne olacak bilmiyorum tabii. Peki bu yasal girişimlerinizin amacı ne? Yasal olarak farklı bir düzenleme öneriyor musunuz? 70 yıl şeyinin değiştirilmesini mi istiyorsunuz? Valla 17 yıllık bir hak kaybı var zaten. Yani Sabahattin Ali'nin ölümünden 48 yılından ilk yeni baştan basıldığı 65 yılına kadar süren 17 yıllık bir telif kaybı var. Hiçbir şekilde yayınlanmamış ve unutturulmak istenmiş. Gerçekten Sabahattin Ali o yıllarda
Unutulmadı tabii ama... Yasaklıydı. Yasaklıydı. Zaten komünistti. Komünist olduğu için öldürülmüştü. Vatan hainiydi filan. 65'ten itibaren ancak kitapları yeniden basılarak... Hani telifse eğer aile telif aldıysa o zaman telif almaya başladık. Ve hatırlıyorum annemi, evladım o zaman işte bir türlü telif hakkını alamazdı yayıncılardan. Da o yüzden bir ajansa bağlanmıştık sonuçta, evet. Anneme uğraşmasın diye. Evet. Şimdi hala uğraşmaya devam etmek gerekiyor. Evet. Filiz Hanım, kalan sürede birkaç dakikada olsa bir iki şeye değinelim istiyorum. Bir kere size karşı, babanızdan bahsederek size karşı da haksızlık etmek istemiyorum. Böyle bir duygu da var. Sizin de yaşamınız çok zengin. Bir bölümü yurt dışında, ABD'de, İngiltere'de vesaire geçen sanatla ilgili çabalarınız var. Bilmiyorum hala konserlere devam ediyor musunuz? Kitaplarınız var, ödülleriniz var. Zengin bir yaşam. Şu an neler yaptığınızı bize bir anlatsanız, bir de Ayvalık Atölyesi'nde neler yapıyorsunuz, nasıl bir şeydir? Bundan biraz bahseder misiniz lütfen? Valla benim müzikle ilgili hayatım esasında babam hayattayken başladı. Çünkü o Ankara Devlet Konservatuvarı'ndaydı. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın opera ve tiyatro bölümünün kuran Karl Ebert'in asistanıydı, onun tercümanıydı, çevirmeniydi. Ve benim bütün çocukluğum kulislerde geçti. Yani opera ve tiyatro kulislerinde geçti. Konservatuvarda işte bütün çalgı atölyelerini ve konserlerini izleyerek geçti. Sonra eğitimimi de böyle aldım. Şöyle söyleyeyim, müziği öğretmeye de çok meraklıydım. 14-15 yaşında falan ders vermeye başladım, piyano dersi vermeye başladım. Kendim bir yandan öğreniyorum, bir yandan da küçükleri öğretiyorum. Sonraki yıllarda da bu öğretmenlik devam etti. Yani işte 85 yılında birazcık meslek değişimi yaptım. İngiltere'ye giderek müzikoloji dalında ihtisasım oldu ve müzikolojiye devam ettim. Şimdi bu Ayvalık'taki akademiyi kurma nedenimiz esasında yurt dışına gitme imkanı olamayan, yurt dışındaki ustalık sınıflarına katılma imkanı olamayan buradaki genç müzisyenlere, yani profesyonel müzisyen olmak üzere hayata başlamış olan gençlere o ustaları getirmek ve ustalarla birlikte çalışma olanağını sağlamaktı. Yani birlikte yaşamak, birlikte 10 gün, bir hafta 10 gün hem ders yaparak, hem birlikte yaşayarak, hem de o atmosferi görerek, evet, bir müzisyenin, çok usta bir müzisyenin nasıl yaşadığını izleyerek, nasıl müziğe yaklaştığını veya müzik kültürüyle ilgili derinliğe nasıl ulaştığını görerek pencerelerini açsınlar dünyaya diye başladık. Öyle de devam ediyoruz. Ve 1998 yılından beri gerçekten çok başarıyla devam etti bu akademi. Sürekli bir eğitim yok değil mi? Sadece bazı kurslar ya da yaz dönemi takım etkinlikler mi var şu anda? Yazın yani Haziran'dan Eylül'e kadar belirli dönemlerde belirli ustalık sınıfları var. Ustalık dersleri var. Bunlar bazen bir hafta, bazen 10 gün sürüyor. Ve 10 günün bu sürenin sonunda da bir konser veriliyor tabii ki. Yani bunlara atölye diyebilirsiniz. Ustalık atölyeleri diyebilirsiniz. Ustalık sınıfları diyoruz. Ama burada ustalarla öğrencilerin birlikte sonradan bir de konserleri oluyor.
Bazen uluslararası ustaların da katıldığı konserler oldu. Aslında tabii gelip dinlemeden, görmeden anlatılamıyor bu. Ben ne kadar anlatsam boş. Çağırırsanız ben gelirim. Görmek lazım. Onu yaşamak lazım. Tamam. Çünkü çoğu tanıdığım bana bunu söyledi. Dediler ki yani sen habire söyleyip duruyorsun işte. Yok şu hoca geldi, bu hoca gitti, konser verdi, bilmem ne etti. Gelip gördükten sonra şaşırdık diyorlar. Yani nasıl bir hayattır bu? Harika olur. Biz bu şeyler de düşünüyoruz. Belki yaz dönemi gider. Ayvalık'ta çekim yaparız. Sizle bir kez daha vallahi söyleşiriz. Vallahi çok memnun olurum. Harika olur. Çünkü orada bize bağışlanan güzel bir bina var. O binada öğrencilerle hocalar birlikte kalıyorlar. Yani bütün günlerini, gecelerini birlikte sabahleyin kahvaltılarını ediyorlar. Siz de o 4 ayı Ayvalık'ta mı geçiriyorsunuz genellikle? Efendim? O 4 ayı Ayvalık'ta mı geçiriyorsunuz? Evet. Geçiriyorsunuz. Evet. Çok güzel. Peki. Öyle. Çok sağ olun. Kısa oldu gibi öyle bir hisle kapatıyorum. Çünkü çok konuşabileceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum. Ama bu seferlik böyle olsun. Umarım yazın bir Ayvalık buluşması gerçekleştirebiliriz. Vallahi gelin yani. Bizim şey var. Temmuz'un 23, 23, 24, 25, 26 festivalimiz var. O festivale gelin. Harika. Çok teşekkürler Filiz Hanım. Hem babanızla ilgili anlattıklarınız hem o sizi çok etkileyen, bizim de sahip çıkmamız gereken sorunu bize kısaca da olsa özetlediğiniz için hem kendi yaşamınızdan kısaca da olsa bahsedip Ayvalık'ı bize özetlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız rica için ederim. Bizi burada misafir ettiğiniz rica için ederim. Sağ olun. Çok memnun oldum geldiğinize. Sağ olun. Bu seferki yayınımız biraz farklıydı. Misafirlikteydik. Filiz Hanım'ın misafirliğindeydik. Ve bu bizi izlerken gördüğünüz fotoğraflarda bulunduğumuz evden, müzeyi andıran o sımsıcak evden, bizim soğuk stüdyoya pek benzemeyen evden, böyle hoş bir ortamdan Filiz Ali ile birlikte sizleri selamlayarak kapatalım bu programı. Yeni programlarda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.